Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde retina hastalıklarını ve biyonik gözü konuşacağız. Bu konuda bize Dünya Göz Hastanesinden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fevze Akkan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim merhabalar. Sevgili izleyiciler, hemen iletişim bilgilerimizi anımsatayım her zaman olduğu gibi. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Bizlere sağlığım için her şeye at, atvavrupa.tv adresinden mail atabilirsiniz. Facebook, Twitter, YouTube ya da Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Programın konu konuklarına ve videolarına da ulaşabilirsiniz. Konumuz aslında ağırlıklı olarak biyonik göz. Aslında biyonik gezi gerektiren hastalıklarda retina ile ilgili olduğu için Önce retinadan başlayalım. Peki. Gözümüzde retina e, tabakası var. Çoğu kişi, çoğumuz bilmiyoruz retina tabakası ne işe yarıyor, fonksiyonu nedir? Evet, e, gözümüz yumurta gibidir, küre gibi e, düşünelim. Gözün ön tarafı var, kapakların arasında görünen kısmı yüzde yirmi kısmı. Gözün arka iç duvarını, e, gözün iç tarafının seksenini oluşturan, ve yaklaşık soğan zarı kalınlığında olan e, vücudun en fazla sinir ve damarın bir arada olduğu görmeyi ışığı alıp görüntü yapan tabaka. Gözün aslında en değerli, en hassas ve en ince tabakası. Peki şimdi bu bölgede gözde en fazla sinirin, damarların bulunduğu e, bir tabakadan bahsediyoruz. Evet. Burada hangi hastalıklar oluyor? Hangi hastalıklar gözün retina tabakasını etkileyebiliyor? Evet, o kadar çok hastalık var ki da anne karnında başlayıp hayatımızın son döneminde sarı nokta hastalığı olarak halkımızın bildiği o çok sıklar rastladığımız hastalığa kadar hayatın her döneminde her türlü hı. hastalıklar var. Bunların bir kısmı doğumsal hastalıklar ki biyonik gözü kullandığımız durumda o doğumsal doğumdan beri olan retinitis pigmentosa dediğimiz kalıtımsal genetik geçen bir hastalık. Hı hı. Diğerleri de şeker hastalıkları, damarsal hastalıklar, travmalar ve yaşlılığın getirdiği sarı noktanın fonksiyonun yavaş yavaş azalmasına sebep olan maküle dejenerasyonu ya da sarı nokta dediğimiz diğer hastalık en büyük hastalık grubunu oluşturur. Gözün eğer retina tabakasında bu saydığınız hastalıklardan herhangi biri varsa görme nasıl etkileniyor? Ee, görme etkilenmesinin yanında retina hastalıklarının bir takım ortak... Alarm sinyali olan belirtileri de var mı ki e, kişiler bu tür belirtilerde hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvursunlar? Kesinlikle. E, ani gelişen durumlarda görmenin birden azalması. Tabi gözün öndeki tabakalarındaki oluşan hastalıklar da yine görmeyi bozar. Ama e, ileri yaş grubunda çok sık rastladığımız şimşek çakması, çakması şeklindeki ışık yansımaları ya da görüntünün kırılması, tam net görememe ya da var olan görüntünün bir şekilde farklılaşması. Bu çok önemli değil nasıl olduğu için. Her hastada, her insanda farklı hisseder ama görmesinin değiştiğini, farklılaştığını ve geçmediğini, bir iki gün içinde geçmediğini ya da belki bir saat içinde farklı bir duruma geçtiğini düşündüğü anda mutlaka en yakın bir göz hastalıkları uzmanına başvurmasında fayda var. Gelelim tavuk karasına. E tavuk karası nasıl bir hastalıktır? Ne sıklıkta tavuk karasına <laughs> rastlanır? Evet. E, toplumda her 5000 kişiden bir kişi de maalesef bu hastalığa e, maruz kalıyor ve genetik geçişli bir hastalık. Genetik hı hı. hastalıklar üç çeşit şekilde geçer. Bunların üçünde de maalesef bu retinitis pigmentoza geçiş gösteriyor. Genelde 10'lu yaşlarda başlar. Ve görmenin yavaş yavaş yıllar içinde azalmasıyla ki genelde 40'lı yaşlarda artık hastalar başkasının yardımına muhtaç hale gelecek kadar az görecek şekilde sadece ışığı görecek şekilde bir pozisyona gelebiliyorlar. Bizim de zaten ilgi alanımızda o biyonik göze ilgi alanına giren hastalar ışığını bu şekilde kaybeden hastalar. Retinis pigmentosa ya da halk arasında bilinen ismiyle tavuk karası. Tavuk karası. İki gözde birden olur mu her vakada? Ya da e, tavuk karası eşittir e, hiç ışık olmaması, ışığın algılanaması tamamen yüzde yüz görme kaybı olarak düşünülüyor. Tavuk karasının e, dereceleri var mıdır? Görmeyi farklı oranda etkileyebilen tiplerinden bahsedebilir misiniz? Evet, ee, evet iki göz etkiler <laughs> kesinlikle. Ee, kişiden kişiye o işte genetik geçişle beraber. Değişkenlik göstermekle beraber ama genelde hastaların çok az bir kısmında 1-2 metreyi görecek kadar bir görme kalabiliyor. Çok nadir rastladığımız o hastalığın yan türevlerinde idare edebilecek kadar bir görme kalıyor. Ama genelde hastalığının baskın oranda olduğu klasik retinitis pigmentosa hastalıklarında görme genelde ışık hissine kadar düşebiliyor. Özellikle tavuk karasında bir çözüm olarak görülen tıpta, biyonik göz. Bize biyonik gözü anlatır mısınız? Nasıl bir sistemdir biyonik göz? Evet, tabii 5 e, bin kişi de bir görülünce çok fazla hasta yakın tutuyor e, tüm dünyada. Ve bunun üzerine yıllarca çok çok fazla araştırmalar yapıldı. Ve bunun şimdiye kadar e, hem FDA onaylı yani Amerika'dan hem de Avrupa'dan onay almış ve hasta üzerinde uygulanıp sonucu pozitif yönde elde edilmiş tek yöntem. Şu aşamada cerrahi yöntem olarak. Burada hasta bir gözlük takıyor gözünün dışında. O gözlüğün ortasında bir tane kamera var. Bu kamera normal sizin kameranız gibi görüntüyü alıyor. Cep telefonu büyüklüğünde hastanın cebinde taşıdığı bir işlemci var. Bu işlemci de bizim gözün içine koyduğumuz o çip dediğimiz, bionik göz dediğimiz çok ince 60 piksellik 60 tane e, küçük bir elektronik e, elektronik parçadan oluşan bir parça koyuyoruz gözün içine, onu radyo dalgasıyla gözlükten gözün içine gönderiyor hı hı. ve gözün içinde gözün retina tabakasında çalışmayan o üst tabakanın yerine geçiyor, oradan ışığı algılayıp görme siniriyle beyine bir görüntü gönderiyor ve bu şekilde hastalar karşısındaki objelerden yansıyan görüntüyü bir şekilde şekillendirip öğrenip onun ne olduğunu öğreniyorlar ve hayatlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Biyonik göz dünyada bugüne kadar kaç kişiye uygulandı ve özellikle hangi ülkelerde bu uygulamalar yapıldı ve başarı oranı nedir biyonik gözü? Evet, şimdiye kadar sanırım 150 oldu. Bizim yaptığımız 130. ve 131. vakaydı tüm dünyada. 2007 yılında başladı Tabii ilk başlanan, ilk takılan çipler biraz daha yeni çiplerdi. Bu şey gibi düşünün, telefonun gelişimi gibi düşünün. Nasıl ilk çıkan telefonlar biraz daha küçüktü ve görüntü çok iyi değildi. İlk çıkan sistem de böyleydi. Biz bunu takip ettik. 2000 yılından 7 yılından beri takip ettik. Ee, ne zaman ki artık hastalara çok iyi fayda verir pozisyona geldikten sonra biz bunu kullanmaya karar verdik. Ve Türkiye, Türkiye'de ilk defa e, hatta dünyada iki hastaya üst üste yapan tek merkez biziz. Bir hı. ay arayla iki hastaya uyguladık. Ee, dünyada şu an 150 e, kişiye uygulandı. Avrupa'da 10 ülke, Amerika, Suudi Arabistan e, güney taraftan uygulandığını biliyorum. Hı hı. Başarı oranları e, nasıl? Burada başarıyı etkilen bir sürü kriter var. Bunların hı hı. birincisi hastanın uyumu, hastanın sosyo-kültürel durumu ve buna ne kadar ihtiyacı olduğu. Çünkü bu Türk filmlerinde olduğu gibi ertesi gün gözünüzü açtığınız zaman hemen görüyorum, görüyorum şeklinde bir durum değil. Aynı şeyi soracaktım. Ben de merak ettim çünkü. Evet. Evet belli bir eğitimi var. Yaklaşık 6 ay süren hastanın buna alışması, bunu kullanabilmesi için bir eğitim gerekiyor. Ve bu hastanın gerçekten buna ihtiyacı olup, bunu kullanabilecek kapasitede, bir sosyoekonomik, sosyo-kültürel düzeye sahip olması gerekiyor. Öyle olduğunda hakikaten çok gözle görebilir, fark edilebilir düzeyde bir görme elde ediyor ki bizim hastamızın iki hastamız da çok iyiler. İki hastamız da şu an bir metreden televizyondaki Görüntüleri görebiliyorlar, duvardaki belli bir puntodaki yazıları okuyabiliyorlar ki ameliyat öncesi sadece büyük spottaki ışıkları fark edebiliyorlardı. Kesinlikle ki zaten şu an bir alternatif olan bir tedavi yöntemi değil. Daha sonra daha da ilerleyecek bu yöntem. Belki bizim gibi renkli de görmeye başlayacaklar. Ama çok ümit vadeden ve faydalı bir yöntem. İki gözde de aynı anda biyonik göz uyguluyor musunuz yoksa önce tek göze mi uygulanıyor? Evet hiçbir zaman iki gözle uygulanmıyor. Hatta hastanın iki gözü arasında az gören, daha ışığı daha zayıf gören gözüne uygulanıyor. tek göz yetiyor. İkinci bir göze şu ana kadar bir uygulama olmadığı gerek de yok. Peki, uygulamayı ben biraz daha açmanızı rica edeceğim. Uygulama öncesinde bir hazırlık gerekiyor mu? Herhangi anestezi gerektiren bir işlem oluyor mu? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet, Şimdi bu ameliyata uygun olan hasta kesimi 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor hastanın. Göz dışında başka bir hastalığın olmamasını tercih ediyoruz. Anestezi alabilecek pozisyonda olması gerekiyor. Ve gözünde de başka problemin olmaması gerekiyor ki bu sistemden maksimum fayda elde edebilelim. Bir de hastanın mutlaka ışığı hissedebiliyor olması lazım. E, optik sinir dediğimiz görme sinirinin yaşıyor olması lazım ki çünkü onun aracılığına ihtiyacımız var ameliyat sonrası. E, genel anestezi altında oluyor genelde ameliyat süresi biraz uzun. E, uzun bir ameliyat, önemli bir ameliyat. Birkaç ameliyatı birlikte yaptığımız bir e, total to, toplam bir ameliyat yaklaşık 4 4.5 saat sürüyor. Tabii hastanın hazırlığı, e, uyuması, uyanması yaklaşık 7 saat 7 8 saat süren bir e, ekip ameliyatı ve büyük bir ameliyat. Bu ekip ameliyatı yaklaşık 7-8 saatte buluyor ve birkaç <laughs> ameliyatı bir anda yapıyoruz diyorsunuz. Nedir bunlar? Birkaç cerrahi işlem aynı evet, anda olduğuna evet. göre. Bu 7 saatlik süreçte yapılan hasta anezisi anesteziyle uyutuldu. Nasıl bir şey bir süreç başlıyor bundan sonra? Tabii. Ee, önce gözün dış tabakası açılıyor. Gözün kaslarının etrafına sistem Takılıyor sistemin iki parçası var. Bir gözün içine takılan parçası bir de göz kapağının içinde ve göz kaslarının altına taktığımız parçası var. Önce birinci aşamada gözün dışındaki parça takılıyor. Sonra gözün içine girip vitrektomi dediğimiz, vitreotinal cerrahi dediğimiz retinanın yüzeyini temizleyecek, oraya hazırlık yapacak bir ameliyat yapıyoruz. Ondan sonra çipi gözün dışından diğer parçayla bağlantılı olarak gözün sarı noktasının üzerine gözün görmeyen tabakasının üzerine özel bir yöntemle sabitliyoruz. Daha sonra tekrar gözün dışında geri kalan kısmı kapatacak şekilde kapama ameliyatı yapılıyor. Eğer kataraktı varsa hastanın aynı seansta katarak ameliyatı da yapılıyor. Bir de çok milimetrik ölçümler ve çok hassas implantasyon şeklinde yapıldığı için o ölçümler tekrar tekrar yapılıyor ve ameliyatın 5 aşamasında sistem e, bilgisayar kontrolünden tekrar geçiriliyor. Çünkü siz onu koyduktan sonra son aşamada eğer çalışmazsa tekrar baştan ameliyatı yapmanız gerekebilir. Onun için her aşamada e, yaklaşık 15 dakika süren bir e, bilgisayar sistemlerinin tekrar çalıştırılması, oradaki çiplerin çalışıyor olduğunu göstermek gerekiyor. Peki kontrollerde gene e, bilgisayar sistemiyle hastanın e, biyonik gözünün e, durumu da kontrol edilebiliyor mu? Aynen öyle. Hı hı. İlk bir hafta önce hastanın gözünün e, ameliyat izlerinin, ameliyat yerinin toparlamasını bekliyoruz. Hı hı. Birinci haftadan sonra e, sistem bilgisayara bağlanıyor ve gözün içindeki o 60 tane elektrot ayrı ayrı bilgisayar kontrolünde enerji alımları, aktivasyonları sağlanıyor. Sonra hepsi, her birinin birbirleriyle bağlantılı şekilde e, uyumlulukları sağlanıyor. Ondan sonra hastaya e, objeler gösteriliyor ve onun üzerinden hastanın eğitimi başlıyor. Bu eğitimlerin sıklığı ne oluyor? Bir alt ee, ay sürüyor dediğimiz. Ay sürüyor. Zaten de sıklığı evet. nedir? Şimdi bu eğitimlerin hastanede yapılan kısmı var. Bir de hastanın kendini evde yaptığı kısmı var. Hastanede yapılan kısım birinci hafta, ikinci hafta, birinci ay, 3. ay ve altıncı ay şeklinde yaklaşık bir gün süren. Özel teknisyenler, yurt dışından gelen teknisyenler eşliğinde özel programlar, bilgisayar programları, özel yöntemlerle beraber yapılan rehabilitasyon. Bir de hastanın kendisi evde çalıştırıp bunu kullanması için alınan verilen direktifler ve ödevler var. Hasta da onları yapıyor. Tavuk karası dışında başka retina ile ilgili bir hastalıkta da biyonik gözden yararlanılıyor mu? Evet biz de bunu hep toplantılarda konuştuk, hep tartışıldı. Ana hedef önce bu hasta grubuydu ama 6 ay önce İngiltere'de sarı nokta hastalığına uygulandı ve şu an ilk sonuçlar gayet başarılı. Eğer bu şekilde devam ederse ileriki yıllarda sarı nokta hastalığında da bu sistemi kullanacağız diye gibi görünüyor. Sarı nokta hastalığının hangi tipinde özellikle? Kuru tipinde. Ha, kuru tipinde, kuru tipinde değil mi? kullanılıyor. Peki, evet. Günümüzde aslında hakikaten tıp teknolojisi hızla ilerliyor. Hiç iyileşmez, çaresi yok denen pek çok hastalık içinde çözümler sunuluyor. Özellikle biyonik gözün geleceğiyle ilgili nasıl bir senaryo öngörülüyor? Evet, benim hep verdiğim örnek ilk çıkan telefon hatırlarsınız yaklaşık bir karış boyutunda ve yarım kilo ağırlığındaydı. Kocaman anteni kocaman, vardı zaten. Kocaman anteni zaten. vardı. Evet. Ve şimdiki akıllı telefonları düşündüğünüzde aradaki fark neyse ya da tüplü televizyonla şimdiki e, televizyon teknolojisi göz önüne getirdiğinizdeki fark neyse bizim de bu teknolojide beklediğimiz gelişme e, böyle ve bu çok daha hızlı ilerleyeceğini öngörüyoruz ve bekliyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş sizinle sohbetimizin sonuna geliyoruz. E, retina ile başladık sohbetimizi. retina ile de e, bitirmek istiyorum özellikle. Türkiye'de çok şeker hastası var ve e, diyabetten dolayı e, retinaları da etkileniyor. Ve ihmal edilen bir konu şeker hastalarına göz muayeneleri. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ee, bu konuda da aslında şu an biz çok iyi bir çalışma halindeyiz. Daha öncesinde bunu konuşmadık ama çok iyi güzel bir yere parmak bastınız. Evet. Artık yine bu akıllı telefonlardan e, faydalanıyoruz. Onlara yapılan bir e, uygulamayla hastanın gözünün önüne yaklaştırıp göz dibi muayenesini fotoğraflayıp bunu belli bir merkeze ya da göz doktoruna belli aralıklarla ulaştıracak şekilde bir halk sağlığı programı yapmak lazım. Çünkü gerçekten diyabet hastası çok fazla ve bu hastaları maalesef göz doktorlarını ziyaretleri çok daha sık olamıyor ya da çok hızlı bir muayeneden geçiyorlar. Göz dibi muayenesi biraz zaman isteyen, biraz emek isteyen, biraz da ileri retina eğitimi almış birisi tarafından yapılması daha iyi olan bir durum. Bunun evet Sağlık Bakanlığı'nca ya da otoriter tarafından biraz da halk sağlığı boyutunda düşünülmesi lazım. Gerçekten çok başta hem ekonomik açıdan hem de hastanın sağlığı açısından çok basit yöntemlerle durdurulabilecekken Sırf doktora gidemediği için daha sonra hem ekonomik açıdan hem de çok çok uzun ameliyatlar şeklinde ve çok küçük bir görme sağlayabiliyoruz çoğu hastada. Onun için tabii her zaman koruyucu hekimlik, her zaman hastalık oluşmadan önce ya da ilk evresinde doktora ulaşmak gerçekten çok önemli. Peki bazen bir hastanın sadece gözüne bakarak e, diyabet olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani kişi diyabet olduğunu bilmiyor ama bir göz muayenesi sırasında diyabet ortaya çıkabiliyor mu? Her gün böyle hastalarla karşılaşıyoruz. Hı hı ya da işte annesini getirirken ya da bir yakınını muayeneye getirirken hadi ben ben de muayene olayım şeklinde muayeneye başlayıp sonra bir sürü başka hastalıklar hastalığını çok hastamız oluyor. Tabii ki damarsal hastalıklar, sinirsel hastalıklar, bir sistemik bir sürü hastalıklar, tiroid hastalıkları ilk başta gözden belirti verebiliyor ve biz bunları fark edip başka arkadaşlara yönlendiriyoruz. Sohbetimizin son bir dakikası içindeyiz. Ekran başında bizi izleyen kişiler aslında konumuz retina ve tavuk karası ve biyonik göz ama görme kaybının sinyali olabilecek bir takım belirtiler vardır. Evet. Bir şeyi önce yakalamak herhalde çok daha iyi. En son bu konuda ne mesaj vermek istersiniz bizi şunu izleyenlere? Şimdi bizim iki gözümüz var ve bir tek bir görüntümüz var. Beynimiz iki görüntüyü alıp üst üste bindirip tek bir görüntü yapıyor. Bizim şunu unutmamamız lazım. Ayda bir mutlaka bir gözümüzü kapatıp diğer gözümüzle baktığımız yere bu televizyon olabilir oturduğumuz yerden eşit bir mesafede bir yere bakalım ama iki gözümüzü ayrı ayrı eğer incelersek e, bu bizim için gözle oluşacak problemi e, erken fark etmek için en önemli nokta. Çünkü hastalar e, bir şekilde bir gözünün görmesini kaybedip diğer gözüyle ilgili gördüğü için farkına varamıyorlar. Çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor.